arkadaşlar, bugün sizinle Tayland'da, Bangkok'ta yenmemesi gereken ne varsa hepsini yiyeceğiz. Heyecanlandıracak. En çok hangisi nabzımı hızlandıracak? Bunu da nasıl göreceğiz? Yeni Huawei Watch GT2 saatinde bu saat anlık olarak nabzımızı ölçüyor. Şu anda bakalım nabzım kaç atıyor? Oh, şu anda 100'dü. 98 oldu arkadaşlar, görüyor musunuz? Çünkü şu anda da çok güzel bir yerdeyiz. Bangkok'ta Yüzen Market'te bot turundayız. O yüzden heyecanlıyım. Kalbim kıpır kıpır atıyor. O zaman daha fazla uzatmadan gelin videoya başlayalım. Ama çok korkuyorum, çok stresliyim. Arkadaşlar, şu an yemek için ilk iğrenç şeyimizi bulduk. Şu an gerçekten stres level'ım çok yüksek. Çok mutsuzum. Şu ahtapotları yiyeceğim. Gelin size kalp atışlarımı göstereyim. Şu an 100'ün çok üzerinde olduğuna eminim. 108 ile 103 arasında gidip geliyor. Bakın, normalde dinlenme halindeki nabzım 63'müş. Şu an çok mutsuzum. Şimdi bunu yemeden önce stresimi de ölçmek istiyorum. Huawei telefonumda sağlık uygulamasına girdim arkadaşlar. Başlattım. Saatin üzerinde ölçülüyor ibaresi çıktı. Bir 50 saniye beklememiz gerekiyor. Ama beklerken sakinleşiyorsunuz ya. 6, 5, 4, 3, 48 çıktı. Stres düzeyi normal diyor ama hissedilen çok yüksek. Çünkü normalde de stresimi daha önce ölçmüştüm arkadaşlar. 35 falan yani civarlarında seyrediyor. Aslında benim için yüksek bir stres leveli. O zaman artık gelin alışverişimizi yapalım. Merhaba abla, hello. How much is this? 100. Bir de buna 100. Deniz ürünlerini sevmediğimi bilmiyorum. Kaç kere söylemem gerekiyor. Tayland'da yani deniz ürünlerini sevmemek için çok yanlış bir yer. Her yerde balık, her yerde deniz ürünleri. Ya bir de bunda bu kadar korkuyorsam bu böceklerde ne yapacağım bilmiyorum. Yes, spicy. Ay, o kesin yeni parfüm kokan bir spicy. Tamam. Onu gidip şu açıklıkta yiyelim diyorum ben. Ne diyorsunuz? Thank you. Çok güzel, çok beautiful. Aynen. Beautiful falan dediler bir de. Tövbeler olsun, hayatımda güzel görmesem. Ya iğrenç. Allah'ım sen bana verme şu anda. Annem istiyorum. Ya ben bunu yemem. Bacaklarına bak ya, canlı bu hayvan. Ben çok korkuyorum. Tamam, o zaman ısırıyorum. Ne bakıyorsunuz? Spicy. İçine böyle sarımsağı batmışlar. Bir de bunların böyle gerçekten çok parfümlü bir baharatları var. Ondan var full. Sabah sabah. Çok kötü oldum. Bir tane daha. Bir de şurasını alalım. İğrenç. Hayatım boyunca bir daha yemek istemeyeceğim türden bir şey bu benim. Bakalım nabzım şu anda ne durumda? 105 oldu. Çünkü bu yenecek bir şey değil. Bunu kime yedirseniz aynı şey yaşanır. Kendimi iyi hissetmiyorum şu anda. Daha da çok şey yiyeceğiz. Şimdi de arkadaşlar şu yanımda görmüş olduğunuz Snow Taro isimli yiyeceği deneyeceğiz. Bir önceki yediklerime göre nispeten daha iyi gözüküyor. Tatlı olduğunu tahmin ediyorum. 35 batmış. Okey abla, bundan alalım. Thank you. Buradan beni Allah korusun. What is this? Karides. Okay, şey diyeceğim ablaya şimdi arkadaşlar. Little little into the middle. Burada seçmiş olduğunuz malzemeleri alıp pilavınızın içine koyuyormuş. Bu da çok kötü olmayacak bence ama en kötü gözüken şunu alacağım. Ne oldu? Belirsiz bir şey. Böcek bence bu olsa. Yeah, okay. Omret. Ne bilmiyorum. Mango. Okay, mangoymuş o. And this. Ben söylemiyorum, kadın koyuyor. This, I want this one. Yes. Yes. No chicken. Pork, no. Vazgeç. No chicken. And I want this. O güzel bir şey çünkü sadece sonra. Okay, that's enough, thank you. How much? 35. Paramız bitti, kasa para yolla. Thank you. Tamam, burada masa var arkadaşlar. Burası tam şey kafası ya. Salı pazarına gidersiniz, gözleme yersiniz ve orada oturursunuz ya. Tam orayı hatırlattı bana. Şimdi yiyeceklerimi aldım, masaya oturduk. Abla full kafasına göre bir şeyler koydu. Ben özellikle şundan çok korkuyorum. Ay, çıtır çıtır böcek. Hiçbir şey güzel değil benim burada yediğim ya. Deniz tuzu, deniz. Pilavı da kötü.
burada galiba otlu omlet. Pilavla ne ilgisi var hiç anlamadım. Şu sebzelerinden yemek istiyorum, ne kadar kötü olabilir ki. Haşlanmış lahana sanırım. Pilavından da arkadaşlar alalım. Ama iyi haşlanmamış ya. Her şeyde deniz tuzu tadı var. Şu nasıl bir şeymiş, şuna da bakalım. Çok yağlı bir ot bu. Büyük ihtimalle nori. Yani bu suşinin yapıldığı yosun. Bir de üstüne arkadaşlar limon sıkalım. Biliyorsunuz böyle yemeklerin bir efsanesi var. Limon sıkarsan güzelleşir. Bakalım gerçekten tadında bir değişim olacak mı? Nasıl yersiniz biliyor musunuz? Çok büyük bir açlık. Hani yiyeceğiniz hiçbir şey yok. O zaman yersiniz gerçekten. Yeni bir yiyeceğe geçiyorum. Bunun tatlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu. Tatlı değil mi bu? Aa, köpek geziyor. Çok tatlı. Ay, sen ne kadar tatlısın. Şimdi bir diğer yemeğimizin tadına bakıyoruz. Bu kızartılmış bir şey. Tatlı bir şey. Ama bir yandan da tatlı bir şey değil bu. Ne bu? Bence bu bir meyvenin una bulanıp kızartılmış hali gene. Yoklukta gider anca yani. Buradaki bütün yiyecekler öyle zaten. Yoklukta gider. Bakalım nabzın ne durumda? Arkadaşlar şu anda 108 olmuş. 141 üzerine ulaşırsa eğer o çok tehlikeli bir seviye. Bakalım bugün kalbimin hızını 141'e geçirten bir yemek olacak mı? Şimdi arkadaşlar Chinatown'a geldik ve mekanda bula bula ne bulduk? Sümüklü böcek. Sümüklü böcek yiyeceğim birazdan. Bakın şunu yiyeceğim. İyice moralim bozuldu yani. Bangkok'a geldiğimden beri net en kötü günüm. Ama bunu yiyemem, yiyemem. Ben ne yapacağım? Kapat kamerayı ya. Ben çekmeyeceğim abi. Sizi bilmiyorum sevgili takipçilerim. Kameralara sinirlendim. Gidin ya. Ekstrada sevimliydim bugün. Böcek yiyecek bir kız mı bu? Baksana. Bak, kız böcek yiyecek bir kızmış ha. Yani unicorn'la bir şeyler yemek istiyordu bugün canım. Ay, dokunamıyorum ya. Bana çok kötü ya. Çok sıcak. Ne yapacağım? Nasıl yiyeceğim? Yemek istemiyorum. Kusacağım bak. Bunu yememiz için arkadaşlar kürdan kullanarak kabuğundan çıkarmamız gerekiyormuş. Ama hayvan çıkmamakta ısrar ediyor. Kabuğa bakın, tabakta bıraksa kalıntıya bakın. Sümükleri mi çıksın olmuşsa. Neyse bakın, biliyorum keyfim yerinde, sıkıntı yok. Sosa bandırıyorum. Bu sos da şimdi bu hayvandan kötü olabilir. Emin de olamıyorum. Bol bol bandırdım. Yaratığı ağzıma atıyorum. Ya çok kötü ya. Hissiyatı berbat biliyor musunuz? Ağzımda kaldı bir parçası, yutamıyorum. Çok kötü durumdayım şu anda. Isırılmıyor bir kere, çiğneyemiyorsunuz. Ağzımda böyle lastik gibi bir şey. Allah'tan sos güzelmiş. Artık bu yola girdik madem. 5-6 tane yiyeceğim arkadaşlar. Bu challenge'ın hakkını vereceğim. Büyük ihtimalle bu yaptığım için ileride pişman olacağım. Ben şırdanı bile yiyememiştim ya. Bana burada böcek yediriyorsunuz. Ama abi bak, bunlar yemeğin felsefesini anlamamışlar. Bunun üzerine böyle bir limon, bir kimyon olacak. Bir de tabii acı biber, pul biber. Bu o zaman gider. Niye? Çünkü bütün kötü yemekler üzerine kimyon koyarsan iyileşir. Bu teorimi unutmayın. Hep tutar. Bunun üstüne kimyon döksen, limon koysa Adanalılar bu yemeği çok sever. Özür dilerim Adanalılar ama. Tamam, çıkarttım. Ben bunlardan gömüzüyorum o zaman. Şimdi sümüklü böcek yan adam görmek misin? Hayatımı sorgulayacağım ben bu videodan sonra. Al sen de ye. Ye ama gerçekten ye. Ye ye. Nope. Gidelim artık buradan, bakalım başımıza daha neler gelecek. Hala pozitif. Şimdi ben burada tam bizim videomuza uygun bir restoran gördüm. Burada köpek balığı yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada dev köpek balıkları yüzgeçleri var. İçeri gideceğiz ve kendimize en uygun köpek balığı yiyeceğini seçeceğiz. Oldukça da pahalı bu arada. Sadece şunu seçerseniz 6000 baht. Küçük boyu bu arada 6000 baht. Bayağı pahalı. 1000 küsür liraya geliyor sanırım. Bu 3000 baht. Ben bunu yeme kararı aldım arkadaşlar. Böyle bir çorba gibi gelecek sanırım. Noodle'a da benziyor birazcık. Umarım lezzetlidir. Diğer YouTuber'lar köpek balıklarıyla yüzüyor okyanuslarda. Ben de köpek balığı yiyorum. Ya böyle deyince de vicdanım sızladı. Yemesek mi? Yazık o hayvanlara da. Yiyeceğim ya, ben bu videoya başladım artık. Çok mızmızlık yapıyorum. Böyle olmaz. Hello. We will take this one. Do you have small size? Okay. Okay, thank you.
Burası aynı zamanda köpek balığı üzerine lüks bir restoran sayılıyor. Zaten fiyatlarını da size söyledim. Şu anda nabzım 82. Arkadaşlar sanırım 86 oldu bakın. Gitgide artıyor. Bu arada saatin tek özelliği nabız ölçmesi değil. Aynı zamanda canlı bir şekilde kaç adım attığınızı da ölçüyor. Hatta bir bakalım gün boyunca ne kadar adım atmışım. Bugün daha şimdiden 6737 adım atmışız ve saat daha 4 arkadaşlar. Normalde sağlıklı bir hayat için günde 10.000 adım atmanız gerekiyor. Aynı zamanda 10.000 adım attığınızda da size bildirim yolluyor. Yeee bugün 10.000 adım attım diye. O yüzden bence çok da güzel motive ediyor. Spor yapanlar için de bu mükemmel bir saat. Ah oh, geldi bile. Wow. Köpek balığı nerede lan burada? Köpek balıkları burada. Abi bu yenecek bir et gibi de hiç gözükmüyor. Şuna bakın. Bakın. Bu yenecek bir et mi sizce? Köpek balığının arkadaşlar bu yüzgeç kısmıymış. Gerçekten eti değilmiş. O yüzden böyle bir greba gözüküyor. Yani bu da yenir mi diyorum ben gerçekten. Eti olsa bence bir nebze daha okeydi. Kokusu nasıl? Hiçbir kokusu da yok. Garsona da danıştık. İçerisine soya sosu dökün dedi mutlaka. Soya sosu da birazcık uzaktı onun arkadaşlar. Kimyonu bence. Onlar da tadı kötü olduğu zaman soya sosuna bandırıyorlar. Ama talimatlara uyacağım. Buradan Adanalılara tekrar sesleniyorum. Onlar da eminim bunun içerisine kimyon döker, limon sıkar. Oh ne kadar lezzetli diye güp güp yerler. Ama Adanalılar sizi çok seviyorum. Zaten Adana'da çekmiş olduğumuz bir videomuz da var. Saat hem çok şık bir saat hem de şarjı çok uzun gidiyor. Biliyorsunuz bu tarz saatlerde en büyük problem şarjı. Zaten her şeyi şarj etmek zorundayız. Bir de saati şarj edince ekstra zor oluyor. Ama bu saati kolunuza takıyorsunuz ve dediğim gibi asla çıkarmıyorsunuz. Mükemmel uzun bir pil ömrü var. Son kez bakalım nabzımda ne durumda. Köpek balığını da gördük artık. Şu an 90 seviyelerinde. Önce tabağımı alıyorum. Nasıl alalım bunu tabağımda? Yaratık. Bu yaratık değil. Abi bunu kim yer? Ancak YouTuber'san yersin yani. Ya da Çinliysen. Ya da Adanalıysan yersin yani. Noodle niyetine ya. Ha? Noodle niyetine götürüyorum. Kokusu yok, bir şey yok. Ne biçim şey bu? Ne bu şimdi? Yemin ederim tadı yok arkadaşlar. Garip bir hissiyatı var. Kaygan, yumuşak böyle. Kesin bugün başıma bir şey gelecek. Kesin bir şey alerjim falan çıkacak. Bitti ama yedim hepsini. Kötü dedim yedim. Cinlerden korktum. Bir de o kadar büyük hayvan nasıl yakaladınız da onu yediniz be kardeşim. Hamsi yiyin. Küçük balıklar var onları yiyin. Normalde bunun içindeki su da yeniyor. Benim kaşığım yok. Benim kaşığım nerede? Şuraya atmışım arkadaşlar. O da orada dursun. Zaten diğer yiyecekler de içindeki çok yenecek bir şey gibi değil. Bence Çinliler kaşıkta yiyebilir. Her an. Çinliler varsa bana kırılmasın bu arada aranızda. Gelin şunu da deneyim. Sıcağı. Ya çok kötü. Ne lan bu ne ya? Buna ekibin bat verdiği ve üzüleyim. Gece bozulacak olan mideme üzüleyim. Ne üzüleyim bilmiyorum. Köpek balığı yüzgeci yazdım. Şimdi direkt çorbası çıktı arkadaşlar. Köpek balığı yüzgeci çorbası Çin mutfağında köpek balığı yüzgecinden yapılan geleneksel haşlanmış bir çorbadır. Köpek balığı yüzgeçleri doku sağlarken tabii diğer çorba malzemelerinden gelmektedir. Genellikle düğün ve ziyafetler gibi özel günlerde veya Çin kültüründe lüks bir ürün olarak serserilir. Zaten burası dediğim gibi pahalı bir restoran. Her yıl 73 milyon köpek balığı yüzgeç çorbası için katlediliyor diye bir haber gördüm şu an. Bu lüks uğruna bazı köpek balığı türleri son 15 yılda %98 oranında azaldı ve 200'den fazla köpek balığı türü Uluslararası Köpek Balığı Vakfı tarafından nesli tükenmekte olan türler listesine alındı. İnsanlar genelde köpek balıklarını vahşi olarak düşünürler fakat kendi türümüzün bu deniz sakinlerine sırf geçici bir lezzet için yaptıklarını görene kadar bekleyin. Ben de söyledim zaten bu hayvanlara vahşi deniyor ama çok da bir zararları yok diye. Bakın burası şu an benim içimi parçaladı. Çok kötü arkadaşlar. Bilmeden böyle bir şey denedik ama lütfen siz bulursanız da yemeyin. Böyle bir şeye sizin de alet olmanızı istemiyorum. Lütfen böyle bir şey denemeyin bile. Çok üzüldüm hayvanlara. Böyle bir şey alet olduğum için de çok üzüldüm. Böyle bir şeye bu kadar para verdiğim için de çok üzüldüm. Benim birazcık tadım kaçtı. Zaten midem bulandı. Bir de duygusal olarak da çöktüm. Bakalım nabzım ne durumda. Onu da bir bakayım şu anda. 65'e düştü. Çünkü duygusal 74 oldu. Çünkü biraz üzüldüm. Moralim bozuldu. Durgunlaştım. Artık buradan kalkalım. Canlılara daha az zarar verilen bir sokak lezzeti deneyelim. Arkadaşlar şu anda Kosan Road'dayız. Burası şehrin en turistik caddelerinden birisi ve burada börtü, böcek ne ararsanız var ve yerli halktan çok turist var. Hadi gelin. İşte arkadaşlar Kosan Road'a gelirseniz akrepler sizi bulur demiştim. Bizi akrepçi buldu. Gelin bakalım pazarlık yapalım çünkü burası dediğim gibi turistlerin çok uğrak olduğu bir mekan olduğu için bayağı kazıklamaya çalışıyorlar. Hello. How much? 100 bucks. 100 bucks.
Maybe you can make it 50? No. How many? One. This one. 50 baht, okay. 50 bucks? 50. 80. 50 low. 80, okay ya. Güzel ya, tamam, thank you. Çok korkunç. Arkadaşlar nabzıma bakalım mı ne durumda? Şu anda 98 civarlarında seyrediyor. Normalde Taylılar bunları yiyorlar mı? Taylandlılar bunu yiyorlar mı? İşte yiyorlar. Sağlık verir, güç verir dedi. Diyeceğim bakalım, eat first diyeceğim, yiyecek mi? Eat first ya. You eat first. Maybe I can give this. Eat. Wow. Yedi, o zaman ben de yiyeceğim. Neresinden yiyeyim arkadaşlar? Bunun acı olduğunu duymuştum bu arada. Şuraları iğrenç, şuralarından atıyorum ağzıma. Çok korktum, iğrenç gözüküyor. I'm gonna eat. Çok büyük geldi. Çekirdek kabuğu gibi. Bakın yarısını yedim. Tadı yok arkadaşlar bunun. Bakın iğrenç bir şey. Farkındayım. Nabzıma da bakalım. 104 oldu şu anda. Şu kuyruğunu da atayım. Çok kötü değil ya. Çok ilginç bir şekilde çok kötü değil gerçekten. Çekirdek kabuğundan başka hiçbir şey benzetemedim. Kuru kuru böyle kıtır kıtır zaten. Böyle bir çerez olarak falan. Yani bu hayvana yazık, kızarttıklarına değmez. Sadece işte bence turistler yiyor. Zannetmiyorum ki Taylandlılar bunu alıp çıtır çıtır yesin. Tipe bakın bir kere. Ay eat that. Şok olarak bakıyorlar. Neden öyle baktıysa yedim abicim, ne var? Şimdi zaten kollarından yedim, bir de gövdesinden yiyeyim diyorum. Kemikleri çıktı. Burası nasıl biliyor musunuz? Hani bazen çekirdek yerken çürük çekirdek çıkar ya içerisinden, acı gelir böyle. Burası da aynı o şekilde. Hani odamda falan görsem gerçekten o odaya bir daha girmem. Ama resmen bunu yedim. İğrenç, devam edelim hadi. Zaten az önce yanımdan birisi geçti. Tarantula satıyordu. Hayatta en korktuğum hayvanlardan birisi. Örümcek ve böyle tüylü tüylü satıyor. Bence örümceğin tadı akrepten daha iyi olabilir. Tarantula ararken ne buldum? Burada ne diyor? Chicken kebap. Yani bu Turkish kebap bence bu sokaktaki en lezzetli şey olabilir. Ve bu Thai food restoranında satılıyor olması da gerçekten çok ironik. Aynısını yapıyor. We are from Turkey and this is traditional Turkish food. Do you know? Indian. No, this is not Indian. This is from Turkey. Yeah, Turkish food. Indian diyor ya. Ne demek Indian? Öyle bir dünya yok. Bu arada Indian usulü yapılıyorsa da bir şeye benzemiyordur. Deneyeceğim şimdi. Yemeği hazırladı, parayı da aynı eliyle aldı. Tavuğun tadı bizden gerçekten farklı. İçerisine çok fazla baharat koydurmadığım için fena değil ama gene arkadaşlar bir böyle high food tadı geliyor böyle alt notalarından. Anlayamadığım bir şey var. Fena değil, güzel, lezzetli. İşte döner ismi bile yetiyor, kebabın ismi bile yetiyor güzel olması için. Hello. Hello. $1,200 mı? Yok artık. $100 spider. No, that's too much. Oo, olmaz ama 1100 diyor arkadaşlar. 1100 ne kadar para siz biliyor musunuz? Saçma sapan bir örümceğe de o kadar para veremem. 1100'ü 5'e bölün Türk lirasıyla. Kaybetti beni. Bak bakıyor arkamdan. Saçma yani. Akşam oldu mu burası kımıl kımıl. Her yer böcekti, börtücü oluyor zaten. Oradan illaki 50'ye 100'ü alırım. Burada da bambaşka bir dünya var işte. Tarantulaları bulduk arkadaşlar. Buna sevinmeli miyim, üzülmeli miyim çok bilmiyorum ama. Aa, 300 baht alıyoruz. 60 lira yani. Bu yaratık 60 lira. Thank you. Nasıl yiyeceğim bunu, çok heyecanlandım. Thank you. Saatlerdir arkadaşlar bu böcekleri arıyorum. Gerçekten bu caddeyi kaç kere gidip geldik bilmiyorum. Nabzım da şu an bakalım ne durumda. 113. Çünkü şu hayvanı görünce kötü oluyorum. Benim örümcek fobim var. Çok bakmadan yiyeceğim. Hazır mısınız? Tüylü tüylü! Nabzım 118 ama 122'ye çıktı. Ama hissettiğim 140 üzeri yani. Yedikten sonra da alışıyorsunuz. Çok kötü. Tadı gene aynı bu arada. Aynı çekirdek yani. Çekirdek gibi gidiyor.
Kafasını yiyeyim mi? Aa, çok para! Bakın ben aldım, benim üzerimden satış yapıyorlar. Aa. Çocuk korktu, gördünüz mü? Bence almayın. Arkadaşlar sadece bacağını yiyip bırakmak istemiyorum. Çünkü önemli olan bence bu gövdesi. Aa, herkes beni izliyor. Thank you. Eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum. Dişimin arasında örümcek kaldı ya. Böyle bir şey olamaz. Terledim, çok kötü oldum ama yarısı gitti, görüyorsunuz. Nabzım şu an 25'e çıktı. Örümcek en korktuğumdu. Her şeyi yerim ben bundan sonra. Ben aç kalmam. Aa, çok kötüyüm. Gerçeği söylemek gerekirse tadı kötü değil çünkü bir tadı yok. Şu üzerindeki kılları var, görüyorsunuz, tüyleri var. O hissiyat çok kötü. Ama yine böcek olduğunu bilmeseniz pişmaniye gibi falan yersiniz yani. Böyle olsa korkarım. Yedim resmen. Çok kötüyüm. Aa. Arkadaşlar sonunda son yiyeceğim böceği de buldum. 40 ayak. Gördüğünüz gibi iğrenç gözüküyor. Ben küçük olanını alacağım. How much? 200 ne? 200. Make a little bit discount ya. 100 maybe. 100 okay. Tamam, bir 50 daha sökülelim. Şuna 100 baht verdim arkadaşlar, yani 20 lira. En bence iğrençleri bu ya. Bakın bu hayvan evlat olsa sevilmez. Gelin kenara geçelim, arabalar geliyor. Kıskaçları falan var böyle. Gerçekten çok iğrenç gözüküyor. Ama beni artık o kadar rahatsız etmiyor. Akrep ve tarantuladan sonra bir sanırım birazcık bağışıklık kazandım. Biliyorsunuz videonun başında stresimi ölçmüştüm. Şimdi son böceği yemeden bir kere daha stresimi ölçmek istiyorum. Videonun başında stres oranım normal çıkmıştı. Şimdi gelin tekrar bir ölçümümüzü yapalım. Tabii bunun normalde sağlıklı bir sonuç vermesi için oturuyor ve hiç hareket etmiyor olmamız gerekiyor. Ben ayakta duruyorum. Bakalım, deneyelim. Bekleyin. Stres testini başlatıyorum. Bir 60 saniye beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi saatte de zaten ölçülüyor. Yazısını görüyoruz. Ya elinde 40 ayak olan bir kız ve yemek için hazırlanan bir kızın stresi ne kadar az olabilir? Wow! Gördüğünüz gibi %68'e çıkmış. Orta diyor. Son zamanlarda kendinizi yorgun ve stres altında mı hissediyorsunuz? Evet. Biraz yavaşlamak için kendinize zaman ayırın ve ortamınızı bir süreliğine değiştirin. Nabzımıza da bakalım ne durumda. 103. Bugün hep 103'lerde, normalde görüyorsunuz 62'ymiş. Bakalım biz kaç adım atmışız bugün? Ben bugün 12.000 adım atmışım. Zaten sağlıklı bir insanın günde 10.000 adım atması gerekiyor. Bu yaratığı yiyeyim artık. Ay, akrebin bence aynısı gibi geliyor bana. Aa! Ama bir şey diyeyim mi? Tadı en güzel olan bu. Bunu tuzlamışlar. Aa, çok kötü yani. Ne kötü. Hissiyatı kötü. Bak ne olduğunu bilmeseniz yersiniz bunu. Gerçekten yemin ediyorum size. Korkuyorum. Manyağım ben galiba. Korkarak yiyorum. Hepsini yedim, hiçbiri çekilmedi. Yani gün içerisinde bütün korkularımla da yüzleşmiş gibi oldum. Ben biraz şu kenara oturmak istiyorum. Arkadaşlar bugün hayatımda daha önce hiç yemediğim şeyleri yedim. Ama beni aralarında en çok heyecanlandıran akrep, tarantula ve 40 ayak oldu. Kendileriyle bir daha göz göze dahi gelmek istemiyorum. Bunun zararı benden daha sonra nasıl çıkacak onu da hiç bilmiyorum. Tuvalete nere olacak, nasıl bir uyku uyuyacağım. Ama en azından bu gece nasıl uyuyacağımı Huawei Watch GT 2 sayesinde öğrenebileceğim. Gece boyunca uyku kalitenizi ölçüyor. Herhangi bir uyku probleminiz varsa doktora gitmeden önce bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Yediğim tarantulaların hatına videoyu beğenin. Bye bye.